Videoma hoş geldiniz. Bugün size Apple Watch 5'in hem kutu açılımını hem ürün tanıtımını yapacağım. Gerçi kutu açılımını ben zaten yaptım. Kutu böyle, içerisinde bunlar çıkıyor. Ee, Apple Watch 6'da adaptör çıkmıyor, Apple Watch 5'te çıkıyor. Onun dışında kutu içeriği her şeyle aynı 6 ile. Şimdi e, özelliklerini tanıtmaya gelince, ben size şöyle açayım. Benim Apple Watch'umda şifre var. Kolundan çıkarttığın saniye bu şifreyi istiyor. Kolunda takılı olduğunda her açış kapatışında bu şifreyi senden istemiyor. Şimdi ilk baş size arama özelliğini tanıtacağım. Arama özelliğinde nasıl? Şuradan şöyle bastığınızda arama yerine gittiğinizde buradan istediğinizi arayabiliyorsunuz. Son aramalar, kişiler, o, bu, şu. İstediğiniz kişiyi arayabiliyorsunuz. Buradan böyle. Fakat ben Siri'yi kullanarak bunu yapacağım. Çünkü hemen hemen her şeyi Siri kullanarak yapabiliyorsunuz ve şimdi size tanıtacağım şeylerin nerede olduğunu falan bana haliyle aşağıda yorumlarda soracağınız için sormak yerine Siri'yi kullanarak her şeyin cevabına da ulaşabilirsiniz. Berkcan kardeşim ara. Berkcan kardeşimi arıyorum. Şimdi sesin falan nasıl geldiğini şey yapacaksınız. Belli bir güncellemeden sonra sesi bayağı gereğinden fazla yükselttiler bana kalacak olursa. Alo. Ne yapıyorsun? İyi kanka ne yapıyorsun? İyi ben de. Hadi bakalım kendine iyi bak görüşürüz. Görüşürüz kanka. Yani bu yeterli oluyor. Ondan sonra Whatsapp'tan istediğiniz kişiye mesaj atabiliyorsunuz. Gelen mesajlar yukarıda bildirimler kısmında şey oluyor. Buradan yukarıdan aşağıya indirdiğinizde bildirimleri açabiliyorsunuz. Buradan istediğiniz kişiye mesaj atabilirsiniz size gelen mesajlarda falan. Ama mesajlar şöyle oluyor. Mesaj şimdi ben size bunu burada göstereyim. Mesela finans bankın bir mesajına girdiğimde bunu e, cevapla dediğinizde burada aşağıda kendiliğinden olan cevaplar var. Bunları yollayabiliyorsunuz. Eğer ki bunları yollamak istemiyorsanız da Burada e, şuraya bastığınız anda siz ne söylerseniz onu şey yapıyor. Buradan sonra gönder dediğinizde de gönderiyor. Şu anda gönderdi. <laughs> böyle. Az önce Whatsapp'tan da bildirim geldi şey yaparken. Arkadaşım azıcık uygun olmayan mesaj atmış olabilir. Onun mesajını da böyle yukarıdan aşağıya indirdiğinizde görebilirsiniz. E, ondan sonra bu Apple Watch'ta şu özellik var. Kalp atış hızınızı ölçüyor. Kalp atış hızınızı ben burada buraya ekledim. Tabii ki de bunu Siri'ye ekleyerekten de şey yapabilirsiniz. En son 7 dakika önce benim kalp atış hızımı ölçmüş. Ee, dakikada 137 atıyormuş. Bunu kadranlarınıza ekleyerek veyahut da Apple Watch'u kullanarak bastığınızda buradan takılı olması lazım. Arkadaki sensör çalışıyor gördüğünüz üzere. Arkadaki sensörden algılıyor bunu ve size ne kadar attığını gösteriyor. Ben şu anda çıkış yaptığım için yani şeyden... Ters çevirdiğim için tekrardan şifre isteyecek. Tekrardan şifreye giriyorsunuz. Kolunuzda takılı olmadığında bu Ersefende bunu yapıyor. EKG özelliği var. EKG özelliği e, şurada. Şu amblemden şey yapabilirsiniz. Yan tarafa parmağınızı basılı tuttuğunuz süre boyunca şu anda benim e, kolumda takılı olmadığı için bu işlemi yapmıyor. Ama takayım göstermek için. Böyle yan tarafa basılı tutuyorsunuz parmağınızı. Evet şu anda gördüğünüz üzere benim e, EKG'mi çıkarttı. Bu telefonunuza bildirim olaraktan da geliyor. Zaten yukarıdan direkt bildirim olarak geliyor. Ona tıkladığınızda ayrıntılı şekilde veyahut da doktorunuzla bunu paylaşabilirsiniz. Sinüs ritmi dedi. Buradan bilgilendirmeye bastığınızda sinüs ritmi hakkında size bilgi veriyor. Buradan istediğiniz şeye ulaşabiliyorsunuz. Tekrardan kolundan çıkarttığım için şifre istiyor saat. Ondan sonra hesap makinesi var. Her şeyi dediğim gibi Siri ile de şey yapabilirsiniz. Fakat ben size buradan göstereceğim. Hesap makinesi Gayet hoş. İstediğiniz işlemi yapabiliyorsunuz. Ufak. Yani benim şahsen çok hoşuma gitti bu. Ondan sonra yere düştüğünde Apple Watch 5'ten itibaren gelen bir özellik var. Kendiliğinden acil arama yapıyor. Acil aramayı telefonunuzdan belirliyorsunuz. O kişileri arayabiliyor telefon. Ama veyahut da yere düştüğünüzde bunu şey yapmak istemiyorsunuz. Ee, yani algılamadı veya bir şey oldu olur mu olur. Şu yan taraftaki aşağı taraftaki tuşa basıl tuttuğunuzda burada bakın acil SOS tıbbi kimlik kapat. Burada her şey var. Yan taraftaki şöyle göstereyimse size aşağıdaki tuşa basıl tuttuğunuzda bu işlem oluyor. Tekrardan kaldırıp indirdiğim için şifre istiyor. Ondan sonra ses kaydı yapabiliyorsunuz. Şu an mesela ses kaydını açmak istediğimde ses kaydını aç. Ses kaydını buradan açıyor. Kaydı buradan başlatabiliyorsunuz. Herhangi bir şeyi kaydedebilirsiniz buradan. O sorun Yani şeyden menüden bulamazsanız diyerekten bazı işlemleri Siri'den yapıyorum. Bazı işlemleri menünün kendisinden yapıyorum. Durdurduğunuzda kayıt burada çıkıyor size. Kaydın üstüne tıkladığınızda dinlemeye başlayabilirsiniz. Hem ne kadar ses verdiğini Apple Watch 5'in siz de bu sayede görmüş olursunuz. Kaydı buradan başlatabiliyorsunuz. Herhangi bir şeyi kaydedebilirsiniz buradan. Böyle. Sesi böyle veriyor bana kalacak olursa gereğinden fazla yeterli bir şey ee, kamerayı açabiliyorsunuz telefonunuz nerede olursa olsun bluetooth bağlantısı olduğu sürece şu anda ben telefondan video çektiğim için size buradan mesela kamerayı açtığımda buradan bakın kameraya bağlandı kamerada ne varsa size onu gösteriyor ben az önce çıkış yaptığım için yan taraftan o da kendiliğinden çıkış yapmış bu yüzden dolayı videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Antrenman şeyleri var. Ben antrenman için özel kendime kadran ekledim. Bu basılı tuttuğunuzda kadranlar arası değişiklik ve kadran ekleme yapabiliyorsunuz. Bunu da göstereceğim. Mesela antrenman buradan yukarıdan bastığınızda buradan istediğiniz antrenmana tıklayabiliyorsunuz. Bastığınızda genel anlamda benim kullandıklarımda yürüyüş ve bisiklette nereden nereye gittiniz, nerede başladı, nerede bitti, kaç kilometre hızla yaptınız, ne kadar yükseklik değişimi oldu her şeyi gösteriyor. Yüzmede... Kulaç atarak mı yüzdünüz, kurbağalığı mı yüzdünüz her şeyi gösteriyor. Fitness yaparken de kaç kalori harcadığınızı buradan görebilirsiniz. Ve bu arada böyle kitli olduğunda hiçbir bilgiyi göstermiyor. Sadece saati gösteriyor. Ama ben bunu açtığımda kaç kalori harcadığım veya hepsi burada gözükebiliyor. Ondan sonra bir diğer özelliğine gelecek olursak nefes uygulaması var sizin nefes alıp vermenizi şurada şöyle bir uygulama bunu başlatabiliyorsunuz ve gün içerisinde bu size 4-5 kere veya 5-6 kere neyse onu kendisi zaten hatırlatıyor şu kadar nefes al şöyle nefes al şimdi ver her şeyi sana söylüyor bu tuşlara geldiğimizde bu tuşu gördünüz bu tuşta da nerede olursanız olun ana menüye geri dönüş oluyor mesela ben size şöyle gireyim mesela buradan herhangi bir yere girdiğimizde sallıyorum mesela buraya girdik mi? Bastığınızda direktman kendiliğinden çıkış yapıyor bu burada. Bu tuşa bastığınızda bir daha bastığınızda da şöyle yakınlaştırma yapıyor yan taraftan. Bir daha bastığınızda da bu ana ekrana geliyor. Ve bu tuş şöyle bir işe de yarıyor. Mesela denize giriyorsunuz, şeye giriyorsunuz. O zaten antrenman başlattığınızda kendiliğinden otomatikman açılıyor da. Böyle yukarıdan aşağıya şey yaptığınızda. Mesela yatarken falan uyku modunu açmayı unuttunuz yanlışlıkla veyahut da unuttuğunuz bir şey oldu yani antrenman yapıyorsunuz dokunmak istemiyorsunuz saate. Buna bastığınız anda saatte dokunduğunuzda dokunma işlemi iptal oluyor. Bu yan taraftaki bu tuşu böyle çevirdiğiniz anda bu sesi veriyor. Bu ses hem içindeki suyu atmasına sebep oluyor hem de artık saat kullanılabilir hale geliyor. Yani tuşları çalışır hale geliyor. Normalde de zaten saat kullanılabilir halde de böyle bir işe geliyor. Telefon nerede olduğunu bulmada e, yukarıdan aşağıya kaldırıyorsunuz. Buna bastığınızda telefonunuz çalmaya başlıyor. Basılı tuttuğunuzda hem telefonunuz çalıyor hem de telefonunuzun flaşı yanıyor. Uyku modu var. Uyku modunda yukarıdan aşağıya kaldırarak açabiliyorsunuz. Buraya bastığınızda ve e, sizin yüzünüzü algılamayı kestiğinde farklı bir ekran çıkıyor. Ondan sonra telefonunuzun kendisine girip de ne kadar uydunuz yani nasıl derin uykuya daldınız ne zaman uyandınız falan veyahut da kalp atışınız ne zaman hızlandı bütün ayrıntıları oradan görebiliyorsunuz telefonunuzda. Flash özelliği var. Flash özelliği gündüz şu anda fazla belli olmayacak. Olsa dahi ben geceleyin bundan çok fazla yararlanıyorum. Kapı açarken vesaire şey yaparken. Buraya bastığınızda flashınız yanıyor. Bir daha bastığınızda çok oluyor. Böyle çok ve az olarak iki kademeli. Buradan yan tarafa çevirerek kırmızıya da getirebiliyorsunuz. Kırmızıyı da çok az olarak şey yapabiliyorsunuz. Şu anda gün ışığı da geldiği için az gözüküyor olabilir. Fakat gerçekten iyi bir ışık veriyor. Yani gerekli ışığı alabiliyorsunuz. Kadrana yeni şeyler ekleme bırakma basılı tutuyorsunuz. Basılı tuttuğunuzda buradan olan şeyi de düzenleyebiliyorsunuz. Mesela buradan rengini falan Ondan sonra komplikasyonları, buradan nereye ne ekleyeceğinizi her şeyi buralardan ayarlayabiliyorsunuz. Yeni bir kadran eklemek istiyorsanız da yan tarafa en sona gelip yeni deyip buradan istediğiniz kadranı ekleyebiliyorsunuz. Üstüne basılı tuttuğunuzda sonra ayarlarını da komplikasyonlardan yapabiliyorsunuz. Fakat ben bunu e, telefonumdan yapmayı deniyorum. Watch'a tıklıyorum. Oradan her istediğim işlemi yapıyorum. Şu anda telefondan video çektiğim için de bunu gösteremiyorum. Ayarlara gireyim. Ayarlardan neler yapabildiğimizi hep birlikte görelim. Ayarlara girdiğinizde burada e, genel deyip e, yazılım güncelleme gelip gelmediğine bakabiliyorsunuz. Yazılım güncelleme geldiğinde yapacağınız işlemleri size zaten söylüyor. Şu anda bunda son e, güncelleme var. Uçak modunu buradan açabiliyorsunuz. Wi-Fi'ye buradan bağlanabiliyorsunuz. Telefonunuz Wi-Fi'ye bağlı olmadığında veyahut da yanınızda olmadığında saatiniz takılı olduğunda buradan Wi-Fi'ye herhangi Wi-Fi'ye bağlanabiliyorsunuz. Buradan istediğiniz şeyleri açabiliyorsunuz. Yani gördüğünüz üzere. Saat bu. Bence e, ben bu saati 44 kordon 3700 TL'ye almıştım. Yani maddi durumu veren kişilerin bence alması gereken bir şey. Yani ben baştan çok karşıydım. E, en yakın arkadaşlarımdan en yakın arkadaşım denebilecek bir kişi var. E, o arkadaşımız tavsiyesiyle almıştım. Zaten şu anda üçümüzde de var. Biz üç kişi çok yakınızdır. Üçümüzde de var şu anda. Hatta bu videoya da yani olumlu şeyler gelirse belli bir süre içerisinde. Bir arkadaşımda 6 var. 6 ile 5'in arasındaki farkı da sizlere gösterecek bir video çekerim. Buradan saati açtığımda burada desibel gösteriyor. Zaten baştan beri dikkat etmişsinizdir. Ne yaparsam yapayım bunun desibelini gösteriyor. Her saniye açık olduğunda. Bu desibel artımı olduğunda belli bir süreden fazla olduğunda yüksek ses diyor az önce gösterdiği gibi ve bu uzun süre tekrarladığında, uzun süreden kastında bir 10 saniye falan tekrarladığında sana uyarı veriyor. Ondan sonra buradan ben komplikasyonlarımı eklediğimde buradan ne kadar ne yaptım, antrenmanlarım, her şeyim buradan bakabiliyorum. Ee, sağ alt taraftan tıkladığınızda ha, hava durumunu falan gösteriyor burada size. Hava durumundan istediğinizi şey yapabiliyorsunuz, yer değiştirebiliyorsunuz buradan mesela. Buradan istediğiniz yeri ekleyip de bırakabiliyorsunuz. başka zene tanıtabilirim. Buradan şarjı gözüküyor. Başka bir şeye geldiğimizde bu antrenmanda kullandığım şeyimdir, kadranıdır. Burada takvimin açık olduğu bir kadran var. Burada bastığınızda takvimde ne var ne yok her şeyini size gösteriyor. Yani genel manada bana kalacak olursa kullanışlı. Ben şu an bu aralar bu kadranı kullanıyorum. Bu da şöyle bir özellik var. Yan tarafta böyle devam ettirdiğinizde dünyadaki saatleri size gösteriyor bakın. Dünyada hangi, nerede, saat kaç hepsini gösterebiliyor size. Buradan konum şeyine de tıkladığınızda konum şeyinin üstüne geldiğinizde de siz nereye giderseniz gidin saatiniz de sizle beraber saati kendiliğinden otomatikman sizin konumuza göre değiştirebiliyor. Videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, yani kısa dönemde fazla izlenme almadığımızdan dolayı uzun dönemde eğer ki güzel bir izlenme gelirse 5 ve 6 arasındaki farkı da size göstermek istiyorum. Şimdilik bu kadar iyi günler.